İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Hakkari'de bulunan küp büyük heyecana neden oldu. Hayırseverlik programı çerçevesinde Çıldıran'da bir anaokulu inşa ediliyor. Aray Karutunyan görevinin 100. günü vesilesiyle basın toplantısı gerçekleştirecek. Ayasofya'ya artık açık giysiyle girilemeyecek, kadınların başlarını örterek girmesi şart. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı. Piyanist Yeva Gevorkyan, Chicago müzik yarışmasında Grand Prix ile ayrıca özel bir ödül de kazandı. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinde hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küpün bulunması define heyecanına neden oldu. Yetkililer küpün boş olduğunu belirtirken vatandaşlar bölgenin birçok noktasında define bulunduğunu iddia etti. Edinilen bilgiye göre hafriyat kaldırma çalışması esnasında büyük bir küp bulundu. Durumun güvenlik güçlerine ve ilgili kuruma bildirilmesi üzerine polis hafriyat alanında güvenlik önlemleri aldı. Belediyeye ait bir iş makinesi görevlilerin himayesinde küpün etrafını açmaya başlarken heyecanlı anlar yaşandı. Küpün kaldırılması esnasında ise küpün yan tarafında kırılma meydana geldi. Görevliler tarafından bir çuvala alınan küp tutanak karşılığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Arsak Cumhuriyeti'nin Mardagert Belediye Başkanı Hayk Bakşıyan, Arsak Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede Mardagert bölgesindeki Çıldıran beldesinde Valex adlı Hayırseverlik Vakfı'nın finansmanı ile bir anaokulunun inşa edilmekte olduğunu duyurdu. Onun belirttiğine göre anaokulu tek katlı ve 30 çocuk için tasarlanmış durumda. Bakşıyan, şu anda beldede 25-30 okul öncesi yaşta çocuklar bulunuyor. Çıldıran'da yıllardır anaokulu yoktu ve Valex Hayırseverlik Vakfı'nın bize bu konuda yardım sağlaması sevindirici. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ancak sağlanan parayla anaokulunu bu yıl faaliyete geçiremeyeceğiz. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanması planlanıyor dedi. Belediye başkanına göre Mardagert bölgesindeki beldelerin çoğunda anaokulları mevcut ve bazı beldelerde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Departmanı'ndan verilen bilgiye göre Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karutunyan'ın görev süresinin 100. gününe adanan basın toplantısı 2 Eylül 2020'de gerçekleşecek. Yapılan açıklamada, değerli medya temsilcileri 2 Eylül 2020'de Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karutunyan'ın görev süresinin 100. günü vesilesiyle bir basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısının yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır. Merkezi Bilgi Departmanı etkinliğe katılmak için başvuruları 1 Eylül'e kadar kabul edecek. Türkiye Yüksek Yargı Kurulu tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak camiye dönüştürülen Ayasofya'yı ziyaret edenlerin bundan sonra uygun kıyafet giymeleri emredildi. Diğer camiler gibi Ayasofya'nın da kadınların başörtüsü takması gerektiğinden açık kıyafetlerle girmesine izin verilmiyor. Rahatsızlıklardan kaçınmak için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Camiye girmeden önce ziyaretçilere başörtüsü ve vücudun geri kalanını kaplayan bir pardüsü verilecek. 24 Temmuz'da Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. Yere yeşil bir namazlık serildi ve bir zamanlar tapınağın duvarlarını süsleyen Hristiyan ikonları bir perdeyle örtüldü. Türk makamları yapıyı turistlere uyarlama ve müze karakterini koruma sözü vermiş olsa da bu yeni kısıtlamalarla aslında Ayasofya'daki düzen diğer camilerden farklı olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ermenicesi Takavarak olan COVID-19 salgını nedeniyle 3. seviyede seyahat için tehlikeli olan ülkelerin listesini güncelledi. Bu ülkeler arasında Türkiye 3. seviyede yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin bazı bölgeleri seyahat için tehlikeli olan 4. seviyede yer alıyor. Bu durum terörizm tehlikesinden kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 6 Ağustos'ta yayınladığı listede Batı Ermenistan'ın işgal altındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin 12 yerleşim yeri tehlike bölgesinden çıkarıldı. Bunlar Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Hatay, Kilis, Urfa, Siirt, Dersim ve Van.
Yetenekli genç piyanist, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası solisti, Yerazart adlı programın öğrencisi Yeva Gevorkyan, Chicago Uluslararası Müzik Yarışması'nda büyük ödülü kazandı. Piyanist, ek olarak Chopin'in müzik eserinin en iyi performansı için özel bir ödül daha aldı. Bu kez çevrimiçi yarışmanın jüri üyeleri yetenekli müzisyenin sanatsal ustalığına olan hayranlıklarını dile getirdi. Yarışmaya katılmak için 22 ülkeden 400'den fazla müzisyen başvurdu. Festival her yıl ABD'nin Chicago kentinde dünyanın en yetenekli müzisyenlerini bir araya getirerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor. Yarışmanın hedeflerinden biri kültürel alışverişi teşvik etmek ve genç yetenekleri keşfetmektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Oşagan adlı topluluk tarafından icra edilen Grigor Arakelyan'ın Arevi Yerkubar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.